1926 yılının Cumhuriyet Bayramı günü. Sinop'ta Kamer Hanım ve Mehmet Sabri Bey'in bir yıldızı gelir dünyaya. Kendisine verilen dinin yıldızı anlamındaki Necmettin ismi, hayatının anlamı olur. Bu yıldızın ışığı daha ilkokul yıllarında parlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanır ve sınavla doğrudan ikinci sınıfa başlar. Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde akademisyenliğe adım atar. 27 yaşında Türkiye'nin en genç doçenti olarak yıldızını parlatmaya devam eden Erbakan, 39 yaşında profesör olur. Almanların meşhur Leopard tanklarının ateşleme sistemini baş mühendislik yaparken yeniden programlar. Bir hayali vardır. Her şey o hayaliyle başlar. O hayali başarmak için o işin delisi olmak gerekir der ve başlar çalışmaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Arkadaşlarıyla birlikte ağır sanayi hamlesinin ilk motor fabrikası olan 200 ortaklı gümüş motor fabrikasını kurar. Bunların tank motorlarını geliştirmek marifet değil, kendini vatana hizmet etmek lazım. Bir an evvel dönüp bu motor sanayi Türkiye'de kurmalıyım kararını her geçişte verdiğim için bir an evvel döndüm geldim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olur. Siyasi bir kararla kredi kota yetkisinin Sanayi Bakanlığı'na devredilmesi, Erbakan için mücadeleyi siyasette yapma zamanının geldiği an olur. Konya'dan bağımsız milletvekili seçilir. Esselamu aleyküm çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim. Partileşme sürecini başlatarak Milli Nizam Partisi'ni kurar ve mecliste grup oluşturur. Sultan Fatih'in büyük ordusunun yeniden dirilmiş askerleri olarak Allah'ın selamıyla selamlıyor. Başbakan yardımcısı olduğu hükümet 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirir. Muhtıralar verilir, darbeler yapılır, partiler kapatılır, mahkemeler kurulur. Erbakan ve arkadaşları yasaklanırlar. 12 Eylül sonrası zindanlara atılırlar. Kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup atını denize sürmeden milli selametin ne olduğunu anlayamaz. Kurduğu koalisyon hükümetiyle 1996 yılında Erbakan başbakan olur. Başbakanlığı süresince önemli hizmetlere imza atar. Gelişmiş İslam ülkeleri arasında D8 grubunu kurar. 27 Şubat 2011'de Türkiye'nin ve İslam dünyasının parlayan yıldızı sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanır. Sayın Erbakan dendiği zaman aklıma ilk gelen en önemli kelime azim, kararlılık, sabır. Her düştüğü yerden nasıl kalkılabileceğini de bize göstermiş oldu. Büyük bir dava adamı. İnsanları ikna edebileceğine inanan bir insan. Siyaset iddiası olan, inancı olan, hırsı olan insan işidir. Hoca deyince benim aklıma önce bu geldi. Savunan adam. Hayal ve elbette inanç. Vefa. Çok vefalıydı hoca. Öncü. Dava adamı. Yeni bir siyasi akımı başlatan büyük bir lider. İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Önce ahlak ve maneviyat, montaj değil ağır sanayi, milli görüş, adil düzen, İslam birliği,
Necmettin Erbakan Yıldızı'nın köşe başlıkları olarak tarihe geçer. Nazik, zarif, esprili bir siyasetçi olarak Türk siyasetine damgasını vurur. Parlak bir öğrenci, parlak bir mühendis, parlak bir akademisyen, parlak bir siyasetçi ve devlet adamı. Milli ve yerli düşüncenin ve kalkınmanın öncüsü, savunan adam, dava adamı, mücahit. Çünkü ben vatanımı seviyorum, çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum ben bunu. Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için.